Kurulduğu günden beri halkların, kadınların, emekçilerin özgürlük, eşitlik, barış umudunu büyütmüş ve direnenlerin en geniş ve etkili muhalefet hattı haline gelmiş partimizin 6. kuruluş yılını kutluyor. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Partimizin bugüne gelmesinde yoğun bir emek sahibi olan eş başkanlarımız, bir önceki dönem eş başkanlarımız Sayın Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ saygıyla selamlıyorum. Onların şahsında tüm TÜSAK arkadaşlarımızı selamlıyoruz. Ne yazık ki Türkiye bir mülteci mezarlığına dönmüş durumda. İzmir'de mülteci faciasında yaşamını yitirenlere başsağlığı diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konuklarımızı şimdi size takdim etmek istiyoruz değerli arkadaşlar. KESK eş başkanı Mehmet Bozgeyik ve KESK'e bağlı sendikaların yöneticileri. Pir Sultan Abdal Derneği Genel Sekreteri Onur Şahin, MYK üyeleri Bayram Özkan ve Özgür Kaplan aramızda. Demokratik Alevi Derneği katılımcılarından Mustafa Karabudak ve Hülya Fırat aramızda. Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez aramızda. Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu'ndan Turan Meriç aramızda. Demokratik İslam Kongresi delegeleri Mehmet Karaaslan, Ahmet Ekici, Diyadin Fırat, Zeki Korkmaz ve Nusrettin Demirel aramızda. Hayatını kaybeden hasta tutsak Koçer Özdal'ın eşi Sultan Hatmi Özdal ve kızı Aycan Özdal aramızda. İstanbul ve İzmir'den gelen Mahalleler Birliği heyetinden Deniz Sevik, Semra Çağlar, Hasan Özcan, Sedat Aydu. İzmir heyetinden Doğan Yüksel aramızda. Aynı zamanda Mahalleler Birliği heyetinin imar barışına ilişkin taleplerini yer aldığı dosya da elimizde. Arkadaşlar bize bu dosyalarını getirmişler. Meclis çatısı altında en kısa zamanda gerekli çalışmaları yapacağımızı da arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. TUTSAK seçilmişlerimizin yakınları aramızda. Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan, Sabahat Tüncel arkadaşımızın babası Fahrettin Tüncel, Nurhaya Daltun'un oğlu Cem Ozan Özkan, Burcu Çelik'in annesi Asmin'in anneannesi Nevin Çelik aramızda. Sevgili Figen Başkanımızın eşi Sedat Şenoğlu aramızda. Selma Irmak kardeşi Ozan Irmak aramızda. Gülsel Yıldırım arkadaşımızın eşi Kamran Yıldırım aramızda. Ferhat Encün kardeşi Veli Öncü. Gülten Başkan'ın eşi Zülküf Kışanak aramızda. Mukaddes arkadaşımızın eşi Bayram Kubilay aramızda. DTK Başkanlık Divan Üyesi Selim Sadak abimiz aramızda. DLP MYK Üyesi Seher Tümer aramızda. HDK Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Sıdık Akın. SP PM üyesi ve İstanbul İl Başkanı Pınar Türk. Devrimci Parti Ankara İl Başkanı Gültekin Koçdemir. Devrimci Parti MYK üyesi Nezahat Ezgi Oral. Devrimci Parti yine MYK üyesi Ezgi Akevran. TİP kurucu meclis üyesi İstanbul.
İstanbul Milletvekili Erkan Baş aramızda. Halk Evleri Genel Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Aktaş aramızda. Aynı zamanda HDP partimiz yani Kocaeli il ve ilçe örgütlerimiz burada. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar bir süredir partimizde kimi konuklarımız yasaklı pozisyonda içeri alınamıyor. Bunlardan Halk Evleri Genel Sekreteri, Kadın Sekreteri Nebiye Mertürk, Şükran Doğan EBEB Genel Başkan Yardımcısı, Fikret Aslan EBEB Ankara İl Başkanı, Nevin Kızılöz, DİSK Emekli Sen Genel Sekreteri de içeri alınamayanlardandır. Gelip kapıda dönen arkadaşlardır. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Şimdi de grup konuşmasını yapmak üzere sevgili eş genel başkanımız Ferdi Buldan'ı buraya davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Türkiye'nin dört bir yanından bugün grup toplantımıza katılmak üzere gelen sevgili misafirlerimiz, bileşen partilerimizin değerli temsilcileri ve cezaevinde rehin olarak tutulan arkadaşlarımızın değerli aileleri, değerli yakınları ve basının değerli emekçileri. Hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, baş göz üstüne geldiniz. Çok değerli arkadaşlar, sevgili misafirler, dün 15 Ekim halklarımız ve Türkiye demokrasisi açısından önemli bir gündü. Tüm engelleri, barajları, fırtınaları aşa aşa bugünlere gelen emeğimiz, alın terimiz, göz nurumuz olan partimizin 6. kuruluş yıl dönümüydü dün. Türkiye halklarının umudu, sesi ve cesur yüreği olan HDP'nin 6. kuruluş yıl dönümü hepimize bir kez daha kutlu olsun diyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Partimizin simgesi olan çınar ağacı gibi derinlere kök salmışız. HDP, Kürtlerin, Türklerin, Ermenilerin, Süryanilerin, Arapların, Çerkezlerin, Alevilerin, Ezidilerin, Hristiyan ve Müslümanların bütün kimlik ve inançların sırtını dayadığı koca bir çınar ağacıdır. HDP sokakta, meydanda, tarlada, fabrikada, madende, inşaatta emeği sömürülen işçidir, emekçidir. HDP dili, kültürü ve varlığı yok sayılan Kürttür. 74 fermandan geçirilen Ezididir. HDP barış için semaha dönen Alevidir. Hatay'ın uzun çarşısında bir Arap'tır. Mor Gabriel'de bir Süryanidir. Sur külçelerinde bir Ermenidir. Ulu Cami'de bir Müslümandır. Bir tarafımız Mazlum Doğan'a, diğer tarafımız Mehmet Tunç'a, Asya Yüksel'e, Sakine'lere, Seve Demir'lere uzanır değerli arkadaşlar. Bizler 6 yaşında bir parti olarak, çok genç, usu 40 yıllık geleneği olan bir parti olarak çok köklüyüz. Bir yanımızda Mahir Çayan durur, diğer yanımızda Şeyh Bedrettin. HDP, zalimler önünde diz çökmeyen ve zalimlere dert olan Seyit Rıza'nın. Dağ kapı meydanında dar ağacına giderken dik duruşuyla bir halka var olma direncini veren Şeyh Said'in. Karadeniz'in azgın dalgalarında Mustafa Suplilerin. Sosyalist mücadelenin aydınlık yüzü Behice Boranların. İdam sehpasında Türk ve Kürt halklarının mücadelesini haykıran Denizlerin. Zindanlara direniş simgesi. Zindanlarda direniş simgesi İboların, Kemallerin, Hayrilerin,
ve Orhan Doğanların mücadele mirasına sahiptir. HDP dündür, bugündür, yarınlarımızdır. Yeni yaşamdır, özgür yaşamdır. Yani HDP bizleriz değerli arkadaşlar. HDP Roboski'deki ağıttır. HDP Gezi direnişindeki isyandır. HDP Soma'daki çığlıktır. HDP cumartesi annelerinin gözlerindeki yaştır. HDP yok edilmeye çalışılan ağaçların, ormanların kök saldığı filizlerdir. HDP Fırat'tır, Dicle'dir, Munzur'dur, Kızılırmak'tır değerli arkadaşlar. Çok değerli arkadaşlarım, sevgili halkımız, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin engin deneyimlerinden süzülüp geliyoruz. Ve siyasi geleneğimiz büyük bedeller ödedi, ödemeye de ne yazık ki devam ediyor. Ancak hiçbir zaman zalime, zulme, dehaklara boyun eğmedik, direne direne kazanacağız dedik, kazana kazana da bugünlere geldik. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekiyor. Partimizin 6. yılında HDP'liyim diyen bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Yaşadığınız sokakta, mahallede, ilçede, illerde, nerede olursa olsun bir mağdur, dertli, mazlum varsa elini uzatan ilk siz olun. Asla partisine, inancına, kimliğine bakmayın. Bu HDP'nin ruhudur, HDP budur unutmayın. Bizleri kurtaracak tek şey birbirimize el uzatmak, omuz omuza vermektir. Bu zorlu mücadelede en kıymetli arkadaşlarımızı yitirdik. Demokrasi, barış ve özgürlük mücadelemizde yitirdiğimiz bütün yoldaşlarımızı bu vesileyle, sevgiyle, özlemle bir kez daha anıyorum değerli arkadaşlar. Özgürlük gemisi o özgür limana varana kadar mücadele edeceğiz, sözümüz olsun. Hepinizin huzurunda bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha sözümüz olsun diyorum. Faşizmin aramıza duvar ördüğü Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Tuncer Bakırhan, Bekir Kaya, Sebahat Tuncel, Leyla Güven, İdris Baluken, Selma Irmak, Çağlar Demirel, Burcu Çelik, Ferhat Encü, Abdullah Zeydan, Gülser Yıldırım ve tutuklu belediye başkanlarımız şahsında bütün tutsak arkadaşlarımıza buradan bir kez daha sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. HDP zindanlara sığmaz değerli arkadaşlar. HDP zulme boyun eğmez. HDP uçsuz bucaksız bir halk deryasıdır, tükenmez. Kurulduğumuz gün üzerinde yemin ettiğimiz her bir değerimize sahip çıkarak geldik bugünlere. Ve bugünden sonra da dünyada ve ülkede barışı ve eşitliği sağlayana kadar mücadelemizi aynı ilkelerimizle, aynı kararlılığımızla devam ettireceğiz. Halkımızın bize vermiş olduğu milletvekilliği, belediye başkanlığı görevleri bizim için bir şan makam konusu değildir. Bizler bu görevleri sadece ve sadece halka hizmet etmek, barışı hediye etmek için kullanırız. Bundan sonra da bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. 6 yıl önce başlattığımız bu onurlu yürüyüşe Kürdün Türk'ten, yoksulun zenginden, kadının erkekten tek bir farkı kalmayana kadar tüm gücümüzle ve kararlılığımızla devam edeceğiz. Onlar saldırdıkça, vurdukça biz büyüyeceğiz. Büyüdükçe güçlenecek, zafere doğru hep birlikte ilerleyeceğiz. HDP kurulduğunda imkansız ve zamansız olarak görenler vardı. Biz başaracağız dedik. Bu ülkenin tüm renklerden bir halklar bahçesi inşa edeceğiz dedik ve başardık. İşte o rengarenk çiçekler bahçesinin adı HDP'dir, yani sizlersiniz. Bu halklar bahçesini süsleyen her bir HDP'liye insanlık adına ne kadar teşekkür etsek azdır. Gittiğimiz bütün yurt dışı gezilerinde HDP'ye özellikle yoğun bir ilgi olduğunu buradan ifade etmek isterim. Bu kadar farklılığa rağmen nasıl bir arada durabiliyorsunuz diye soruyorlar. Biz de şunu söylüyoruz.
Derdiniz aynı ise dermanınız da aynı, mücadeleniz de ortak olmalı diyoruz. İşte bizim felsefemiz budur. En son Fransa'da milletvekili arkadaşlarımla bir takım temaslarda bulunduk. Sol Parti ile oradaki dost kurum ve kurumlarla ve halkımızla bir araya geldik. Onların sıcak selamlarını getirdik sizlere ve HDP'ye özellikle her yerde bir ilgi odağı olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Ve ilgi odağı olmaya da devam edeceğiz değerli arkadaşlar. HDP'deki bütün bileşenlerin ortak hedefi, bütün kimliklerin ve inançların kendisini özgürce ifade edebileceği, eşitçe ve özgürce bir yaşam, ülke gelirinin eşit dağıtılacağı, sömürü düzeninin olmadığı bir ülke. O zaman neden mücadelemiz ortaklaşmasın diye sormak isteriz. İşte HDP dertleri ortak olanların mücadeleyi de ortak ördüğü bir çatıdır. Bunu buradan bir kez daha belirtmek isteriz. Çok değerli kadın arkadaşlarım, HDP sadece Türkiye'de değil, dünya nezdinde de biriciktir. Onu biricik kılan temel göstergelerden biri de kadın politika ve pratikleridir. HDP, dünya genelinde de en fazla kadın temsiliyeti olan, kadınların özgün ve özerk örgütlenmesinin önünü açan, kadının sözünün güçlü olduğu tek partidir. Bu nedenle HDP aynı zamanda bir kadın partisidir. HDP içeride dini, dili, inancı, cinsel yönelimi ne olursa olsun bu ülkede yaşayan bütün halklardan bireylerin özgürlüğü için mücadele etmektedir. HDP Türkiye'de her gün sokak ortasında öldürülen kadınların yaşam hakkı savunucusudur. HDP kadın özgürlüğünün teminatıdır aynı zamanda. Biz faşizme karşı mücadele ederken kadın mücadelesini ertelemiyor ya da ötelemiyoruz. Toplumun özgürlüğünün kadın özgürlüğünden geçtiğinin farkındayız ve mücadeleyi eş zamanlı yürütüyoruz. Tam da işte bu yüzden HDP kadınların siyasete eşit katılımını güvence altına alan, bütün dünyada örnek gösterilen eş başkanlık sistemi ile kadın meclisleri ve parlamento kadın grubu gibi mekanizmalar kurmuştur. Kadınların siyasete aktif olarak katıldığı bir alan da yerel yönetimlerdir. Bütün belediyelerimizde eş başkanlık ve karar alma mekanizmalarında eşit katılım uygulanmıştır. Kadınların özgürleşmeden bu politikalarımızdan dolayı iktidar kadın düşmanı, eril, cinsiyetçi ve militarist anlayışla HDP'li kadınlara ve kadın kazanımlarına yönelmiştir. Başta HDP'li kadınlar şahsında sevgili Fügen Yüksekdağ'ı hedef almıştır. Şu an binlerce kadın üyemiz ne yazık ki cezaevinde. Binlerce yurttaşın oyuyla seçilen Hakkari milletvekilimiz sevgili Leyla Güven hala cezaevinde ne yazık ki rehin olarak tutuluyor. Enis Berberoğlu kararına rağmen Leyla Güven'in hala rehin olarak tutuluyor olması AKP'nin Kürt ve kadın düşmanı politikalarının açık bir göstergesidir. Aynı iktidar sevgili Gülten Kışanak başta olmak üzere onlarca kadın belediye başkanımızı görevden zorla aldı, yerlerine kayyumlar atadı ve rehin olarak cezaevlerine koydu. İşte bu kadınlardan duyulan korkunun bir göstergesidir. Bu iktidar kadınların direnişinden, mücadelesinden korkuyor. Korkmaya devam etsin çünkü bu ülkeyi, bu sistemi kadınlar değiştirip dönüştürecek. İktidar kadınları sözüm ona terbiye etmek için cezaevine koyuyor ama kadın yoldaşlarımız aynı cezaevlerinde tıpkı Rosa Luxemburglar gibi kadın direniş tarihini yazıyor, yazmaya da devam edecek. Ve buna öncülük eden Gülten Kışanağ'ı, Mukaddes Kubilay'ı, Edibe Şahin'i, Nurhayat Altun'u sevgiyle, saygıyla buradan bir kez daha selamlıyoruz değerli arkadaşlar. Çok değerli arkadaşlarım, bizler ısrarla, inatla ortak mücadeleden yana olduk. Ve ortak mücadele ile başarabileceğimize inandık ve başardık.
Bu başarının altında imzası olan, emeği geçen herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Biz değil, sizler iktidara karşı kazandınız. 7 Haziran'da, 1 Kasım'da, 24 Haziran'da HDP'yi demokratik siyaseti tasfiye planını, oyununu hep beraber, hep birlikte bozduk, bozmaya da devam edeceğiz. Dayatılan tekçiliği, tek sesliliği bozduk, bu da onlara ders olsun diyoruz. Elbette HDP'nin başarı hikayesinin, HDP fikriyatının mimarı ve her zaman halkların ortak mücadelesine ve kardeşliğine inanan Sayın Öcalan'a buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Sayın Öcalan, Türkiye halklarının eşit ve özgür ortak geleceğini düşünen, bunun için mücadele eden bir liderdir. Halklar arası bir köprüdür. 1999'dan bu yana yaşadığı ağır tecrit koşullarına rağmen barış çizgisinden geri adım atmamış ve atmamış olması bunun bir kanıtıdır. HDP fikriyatı da kendisinin halkların ortak geleceğine olan inancının bir göstergesidir. Halklar arası kutuplaşma ve çatışmayı hedefleyenler bu nedenle ne yazık ki bugün kendisine insanlık dışı ağır bir tecrit uygulamaktadır. Sayın Öcalan 9 Ekim ve 15 Şubat komplolarıyla hedeflenen halklar arası çatışma ve iç savaş planlarını bozmuştur. Bugün sürdürülen tecritle aynı plan yine devrededir. Bu oyunu bozmak da bu kez HDP'nin Türkiye halklarının bir arada yaşamı savunan tüm demokrasi ve emek güçlerinin önünde tarihsel bir sorumluluk olarak durmaktadır. Bu nedenle diyoruz ki tecriti mutlaka kırmalıyız. Bunun yolu da ortak mücadeleyi yükseltmekten ve faşizme karşı safları sıklaştırmaktan geçmektedir. Tecriti uygulayanların hevesini kursaklarında bırakmak için demokrasi ve barış mücadelesinde daha çok ısrarcı olmalıyız diyorum sevgili arkadaşlar. Çok değerli arkadaşlar, demokratik yollardan HDP karşısında büyük bir yenilgiye uğrayan siyasi iktidar 2015 yılından beri yargıyı bir araç haline getirerek ne yazık ki partimizi demokratik siyasetin dışına atmaya çalışmaktadır. Sandıkta yaşadığı kaybı yargı ile polis ile bir kazanıma dönüştürmek istemektedir. Bunun adı açıkçası gasptır. Halk iradesine büyük bir saygısızlıktır. Son 3 yılda on binlerce arkadaşımız gözaltına alındı, binlerce arkadaşımız ne yazık ki tutuklandı. Eş başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız rehin alındı. İnanın ki bize yapılan baskının, siyasi operasyonun onda biri AKP'ye yapılsaydı 3 gün dayanamaz, dağılırlardı, perperişan olurlardı. Ancak biz bugün ayaktayız, ayakta olmaya da halkımızın gücüyle, mücadelesiyle devam edeceğiz. Onlar çıkar birliğinden oluşan bir anonim şirketidir değerli arkadaşlar. Biz ise bir halk hareketiyiz. Onları bir arada tutan ranttır, paradır, makamdır, ihaledir. Bizi bir arada tutan ise barışa ve özgürlüğe adanmışlıktır. Mücadele aşkıdır, umuttur, cesarettir ve kararlılıktır. Bu anonim şirketi elinden gelen her şeyi yaptı ama HDP'yi bitiremedi. Onlar tutukladıkça bu halk çoğaldı, büyüdü, güçlendi ve bundan sonra da güçlenmeye devam edecektir değerli arkadaşlar. Geçen hafta hepinizin çok yakından tanık olduğu, özellikle Ahmet ve Batman başta olmak üzere birçok yerde parti yöneticisi arkadaşlarımız, Batman ve Diyarbakır il eş başkanlarımız rehin alınıp tutuklandılar. Van'daki 10 Ekim anmasında halkımıza, vekillerimize, partili arkadaşlarımıza saldırılar gerçekleşti. Bu arada bu sabah da halk evlerine yönelik rehine operasyonu düzenlendi.
bu operasyonu özellikle kınıyor ve gözaltındaki arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Onlar sanıyorlar ki tutuklayınca HDP bitecek. Demokratik muhalefet susacak. Buradan açıkça söylüyoruz. HDP'yi bitiremeyeceksiniz. Buna gücünüz yetmeyecek. Bunu ancak rüyanızda görebilirsiniz. Zaten her gece HDP saraydakinin rüyasına giriyor. Bunu biliyoruz. Ama uyandığında gerçekle yüzleşmek zorunda kalıyor. Bunu da biliyoruz. Değerli arkadaşlar, bedel ödemeyi göze almış, her türlü zulme karşı direnmiş bir geleneğin temsilcileriyiz. Dimdik ayaktayız, halkız ve HDP halktır, halk HDP'dir diyoruz. Bunu ne zaman anlayacaklar? Kendilerine buradan bir kez daha soruyoruz. AKP Genel Başkanı en çok neden korkuyor biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Kürtlerle Türklerin, Hristiyanlarla Müslümanların, Alevilerle Sünnilerin, kadınlarla gençlerin, işçilerle çiftçilerin yan yana gelmesinden korkuyor. Çünkü biliyor ki bu yan yana gelişler kurdukları düzeni değiştirecek güçlerdir. Korksun, biz yan yana gelmeye, omuz omuza vermeye devam edeceğiz diyoruz. HDP bir çınardır değerli arkadaşlar ve kökleri sağlamdır. Ampule hiç benzemez. Biz kararlıyız hem de sonuna kadar. Özgürleşmedik tek bir insan kalmayana kadar, bu ülkenin barış gelmeyen bir karış toprağı kalmayana kadar bu mücadele, bu büyük insanlık yürüyüşü sürecek. Çünkü bizim yitirdiklerimize, tarihe ve halkımıza borcumuz var. Ve biz bu topraklara özgürlük ve barışı getirmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz. Sen bu kararlılıkla baş edemezsin Erdoğan. Buradayız Erdoğan. Gitmiyoruz, bitmiyoruz ve gitmeyeceğiz diyoruz. Çok değerli arkadaşlar, sevgili misafirler, biz HDP'ye yönelik tutuklamaların rehine politikasının bir sonucu olduğunu hep söyledik. Ve bu gerçeği söylemeye de devam edeceğiz. Çünkü bu ülkede bir adalet ve hukuk mekanizması ne yazık ki yok. Yargı, rehine politikasının bir aracı ve mekanizmasıdır. Geçen Cuma günü Rahip Brunson davasında bu durum bir kez daha görülmüştür. Rahip bir rehine olarak tutuluyordu. Tıpkı rehine olarak tutulan siyasetçiler, gazeteciler gibi. Örneğin Deniz Yücel de bir rehineydi. Almanya'ya kirli bir pazarlık sonucu serbest bırakıldı. Ortada hukuk filan ne yazık ki yoktu. Bugün de aynı durumla bir kez daha karşı karşıyayız. Gizli tanıklık mekanizmasıyla herkesi rehin alabiliyorlar. Gizli tanıklığı yargı sistemine getiren kim? Cemaat. Şimdi AKP bu yönteme dört elle sarılmış durumda. Rehine olarak tutulan bütün arkadaşlarımız hakkında uyduruk iddianameler gizli tanık ifadesine dayandırılıyor. Aslında çoğu zaman da gizli tanık falan da yok değerli arkadaşlar. Ortada suç olmadığı için zaten tanıklık diye bir şey de olamaz. Siyasi iktidar rehin alınacak siyasetçilerle ilgili karar veriyor, düğmeye basıyor, polis gözaltına alıyor, yargı da gizli tanık ifadesi diye gerçek dışı iddianameler hazırlıyor. Tüm bu rehine davalarının savcısı da, hakimi de, gizli de, tanığı da AKP'nin genel başkanıdır. Bunu biliyoruz. Rahip de özellikle bu politikanın sonucu olarak rehin tutuldu. Ve AKP genel başkanı al papazı, ver papazı dedi. Rahip neye karşı rehine olarak tutuldu? 17-25 Aralık'ta başlayan Halkbank'a uzanan yolsuzluk ve kirli işlerle ilgili ABD'de yürüyen yargı sürecine karşılık rehin alındı. Bir diğer neden ABD'nin Suriye'de SDK'ye destek vermesi, rahibi terörist olarak ve ajan olarak ilan ettiler. Şimdi ve aynı zamanda da kendi medyalarında günlerce hedef gösterdiler. Erdoğan bu fakir görevde olduğu sürece
o teröristi alamayacaklar demişti buradan. Bunu özellikle hatırlatmak isteriz. Ve sonuç ne oldu? Rahip alındı. Rahip şu anda Amerika'da. Rehineliği bitti. Neyin karşılığında peki? Acaba bizim fakirin durumunda bir değişiklik mi oldu? Doğrusu buradan merak ediyoruz değerli arkadaşlar. Sonra ne diyor AKP'liler? Bağımsız yargı kararı Trump Erdoğan'a teşekkür ediyor. Alın size bağımsız yargı. Ortada bir yargı yok ki bağımsızlığı olsun. Adalet dağıtılan bir yargı ve gerçek bir hukuk sistemi olsa zaten insanlar rehine alınamaz, suçsuz yere tutuklanamaz. Buradan yeri gelmişken bir çağrı yapmak istiyorum. Gelin Adalet Bakanlığı'nın adını Rehine Bakanlığı yapın. Kanunlarınızın adını da rehine kanunları olarak değiştirin. Daha uyumlu olur. Bizden size öneri. Eğer bağımsız yargı varsa demokratik siyaset yürüttüğü için Demirtaş, Yüksekdağ, Kışanak, Leyla Güven ve yüzlercesi niye rehin alındı? Buradan bir kez daha iktidara sormak istiyoruz. Roboski'nin, Gezi'nin, Soma'nın, iş cinayetlerinin failleri, katilleri niye dışarıda? Buradan sormak istiyoruz. Bu yargı bağımsız bir yargı değil. AKP'nin muhaliflerini tasfiye yargısıdır. Bu da böyle bilinmelidir. Rahip gitti ve geride tüm dünyaya rezil olan bir iktidarın emir komutasındaki bir yargı sistemi kaldı değerli arkadaşlar. Rahip davası insanlara yönelik terörist suçlamasının, örgüt üyesi suçlamasının rehin almak için uydurulmuş koca bir yalan olduğunun tüm gerçekliğiyle bir kez daha ortaya koyulduğunu bizlere gösterdi. Ve tarih şuna şahit olacaktır ki muhaliflerine karşı içeride ve dışarıda acımasızca rehine politikası uygulayan, yargıyı bunun bir kılıcı haline getiren zihniyetin kendisi de bir gün yarattığı bu sistemin rehinesi olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın değerli arkadaşlar. Ve rahibin bırakıldığı gün AKP Genel Başkanı Fırat'ın doğusunu darmadağın edeceğiz, Minbiç'e gideceğiz diyerek Rojava halklarını tehdit etti. Kobani'den başlayarak Irak sınırına kadar her tarafı dümdüz edecekmiş. Her cümlesinde yıkma, öldürme ve yerle bir etme var. Türkiye ve bölge halkları bir yıkım ekibiyle ne yazık ki karşı karşıya. Halkların iradesini hiçe sayanların tek yapacağı şey yıkımdır. Bunlar da her zaman yaptıkları gibi bir kez daha bunu yapmaya çalışıyorlar. Kürtler herhangi bir toprak parçasında küçük de olsa bir kazanım sahibi olmasın diye neredeyse Türkiye'den vazgeçecekler. Nedir bu Kürt düşmanlığı? Buradan bir kez daha sormak isteriz. Bu düşmanlık halklar arası çatışmayı doğurur. Hedefiniz halkların karşı karşıya gelmesi midir acaba? Buradan iktidara bunu sormak isteriz. Erdoğan'ın özellikle HDP'yi ve Rojava Kürtlerini hedef gösteren sözlerinin üzerinden iki gün sonra Sakarya'da Ahmet Spor oyuncularına, kulüp yöneticilerine planlı ırkçı bir saldırı gerçekleşti. Ve bu saldırıyı buradan bir kez daha şiddetle ve nefretle kınadığımızı ifade etmek istiyoruz. Ahmet Spor asla yalnız değildir. Ahmet halkı ve tüm Kürt halkı Ahmet Spor'un arkasındadır. Ahmet Spor gol atmaya devam edecektir değerli arkadaşlar. Kendinize güveniyorsanız, cesaretiniz varsa Ahmet Spor'la sahalarda mücadele edersiniz. Irkçı saldırılarla değil, Kürt'ün bir spor kulübüne dahi tahammül edemiyorlar. Bu ırkçılık zehiri sahibini zehirler, bu zehiri yayanları zehirler. Tüm bunlar saray ve ortağının Kürt karşıtlığı üzerine kurduğu politikanın sokaktaki yansımasıdır. Son derece tehlikeli bir süreçtir. Bu ülkeyi yönetenlerin akıllarını başlarına almaları lazım. Halklar yıkım politikalarıyla kazanılmaz, kaybedilir. Şu an yaptıkları da sadece budur.
Fırat doğusunu yıktığınızda Türkiye bundan ne kazanç elde edecek? Buradan sormak isteriz. Afrin'de aynısını yaptınız, çeteleri doldurdunuz, oradaki barışı yok ettiniz. Ne kazandınız? Hiçbir şey, elde var sıfır. Kürt'ün kaybetmesi Türk halkının kazanması mıdır? Bu coğrafyada halkların geleceği ortaktır. Biri kaybederken diğeri asla kazanamaz. Hep beraber kaybedilir, hep beraber kazanılır ama biz hep beraber kazanmaktan yanayız değerli arkadaşlar. İktidarınız için halkların geleceğini yok etmeye, karartmaya çalışıyorsunuz. İçeride teşrit, rehine politikası, dışarıda savaş, yok etme ve yıkma politikası. İleride Rojava halkları karşısında utanacaksınız. Yüzünüz olmayacak. Bunu unutmayın. Sizin yok etme, yıkma politikalarınıza rağmen Rojava halkları kendi geleceğini, özgür yönetimlerini kuracaktır. Bunu asla ve asla engelleyemeyeceksiniz. 24 Haziran öncesi özellikle Afrin'in işgal edildiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Şimdi sırada yerel seçimler var ve onlar da sırada Minbiç'in olduğunu söylüyorlar. Aynı film bir kez daha tekrar sahnede. İdlib'den atılan çeteleri mi acaba Minbiç'e yerleştireceksiniz? Bunların tek derdi halkların kendi öz gücüyle demokratik özerk bir yönetim oluşturulmasını engellemektir. Bunu biliyoruz. Çünkü iyi biliyorlar ki Rojava'da oluşacak demokratik yönetim Türkiye'deki katı merkeziyetçi, otoriter, tekçi yönetimi daha da sorgulanır, tartışılır hale getirecektir. İşte onların korkusu bundandır değerli arkadaşlar. Halklar bir araya ve yan yana gelmesin, kendi gelecekleriyle ilgili karar vermesin istiyorlar. Ama bunu asla engelleyemeyecekler. Nehrin akışını tersine çeviremeyecekler. Yan yana gelen, el ele veren halklar her yerde kazanmaya devam edecek. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Kürtler o bölgenin gerçeğidirler ve sana rağmen, senin uluslararası ortaklarına rağmen kendi topraklarında var olmaya, yaşamaya devam edecekler. Bunu da böyle bilin diyoruz. Çok değerli arkadaşlarım, sevgili misafirler, değerli halkımız. Özellikle içeride ve dışarıda önemli süreçlerin, kırılmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Fırat'ın doğusunu yerle bir edeceğiz diyen zihniyet, yaklaşan yerel seçimler öncesinde içeride de aynı tavrı sergilemeye devam etmektedir. İçerideki hedefleri ise HDP'nin yerel seçimlerdeki başarısını engellemektir. HDP'yi kendi iktidar hesaplarının önünde engel olarak gördükleri için aslında saldırıyorlar bize, HDP'ye. AKP Genel Başkanı hafta sonu yine bizi hedef gösterdi ve tehdit etti. El koyarız, kayyum atarız filan böyle bu tür sözlerden bahsetti. Tehdit ve baskıyla sonuç alınacağını sanıyorlar. İzlediği siyasetin halkta bir karşılığının olmadığını aslında kendileri de çok iyi biliyorlar. Siyaseten aslında çoktan yenilmiş ve kaybetmişler. O yüzden baskıya, tutuklamaya sarılıyorlar. Bizimle siyasi mücadele yürütme cesareti gösteremiyorlar. Siyasetine değil, polise, jandarmaya, savcıya, hakime güveniyor. Bu mudur mertlik? Buradan sormak isteriz. Kendine güveniyorsan gel siyaseten mücadele yürüt. Sadece bizimle uğraşmıyor. Görevi başındaki muhtarları da görevden alıyor. Özellikle iki gün önce görevden alınan muhtarları bir kez daha gördük ve tanık olduk ki artık kayyum her yerde, sadece belediyelere değil muhtarlıklara da atanmış durumda. Ve bana muhtar bile olamazsın dediler diye mağduriyet edebiyatı yapan zihniyet bugün muhtarlardan dahi korkar duruma gelmiştir. Hedefleri belli. Kaybedecekleri yerler, özellikle kaybedeceği yerel seçimleri gasp etme yolunu aramaktadırlar. Akşam sabah, bu yüzden işte kayyumlardan bahsediyorlar.
kayyumla yatıp kayyumla kalkıyorlar. Dikkat ederseniz değerli arkadaşlar, kendi adaylarından hiç bahsetmiyorlar. Kayyuma sarılması aslında siyaseten yenildiklerinin, bittiklerinin de bir ifadesidir. Korkunun ifadesidir. Halkın içine çıkacak ne halleri var ne de yüzleri var. Anketlerde özellikle iktidarın ciddi kan kaybı yaşadığı söyleniyor ve konuşuluyor. Özellikle son ekonomik kriz AKP'nin gerçek yüzünü halka daha net bir şekilde göstermiş durumda. Oylarda erime hızlanınca ortağıyla beraber telaşa kapıldılar ve biz buradan bir kez daha diyoruz ki yapacaklarınız ve yaptıklarınız nafile. Karşınızda halkların ben geliyorum diyen gümbür gümbür ittifakı var. HDP var. HDP ile umutlarını büyüten ve demokratik iktidara yürüyen milyonlar var. HDP'yi parlamentodan silemediniz, buna gücünüz yetmedi. Yerel yönetimlerden de silemeyeceksiniz, buna da sizin gücünüz yetmeyecek diyoruz. Parlamentoda çoğunluğu kaybettiniz, yerelde de kaybedeceksiniz. Siz madem halk iradesini hiçe sayıyorsunuz, halk da sizi tanımayacak ve yok sayacak. Göreceksiniz bu seçimlerde özellikle AKP bölgede bir tabela partisi haline gelecek. O tabelalarınızı da kayyumlarınız indirecek. Hiç merak etmeyin diyoruz. Bir kez daha söylüyoruz değerli arkadaşlar. Siyasi iktidar artık anlamalı. HDP'ye verilen oy sadece bir oy değildir. Bir iradedir, bir duruştur, bir tavırdır. Ama aynı zamanda bir cesarettir, dik duruştur. İnsanlar sadece oy kullanmak için sandığa gitmiyor. 40 yıllık mücadele iradesini gösteriyor. Bizim her bir oyumuzun arkasında bu irade vardır. Biz girdiğimiz her seçimden alnımızın akıyla çıkmasını başardık, yine başaracağız. Hem de adil olmayan koşullarda kazandık, yine kazanacağız. Değerlerimize saldıran, yolsuzluk yapan o kayyumlarınızı yerel seçimlerde belediyelerden birer birer söküp atacağız ve sarayın çöplüğüne göndereceğiz. Şunu unutmayın. Kürt halkı onurlu bir halktır. Tarih boyunca onuruna sahip çıktı, bundan sonra da çıkmaya devam edecektir. Bizlere yönelen saldırılar ve engelleme girişimleri karşısında göstermemiz gereken duruş, daha fazla kararlılık, daha fazla cesaret olmalıdır. Daha fazla güç birliği, daha fazla dayanışma olmalıdır. Sesimizi daha fazla yükseltmeliyiz. İnadına HDP, inadına mücadele, inadına direniş demeliyiz. İnanın ki bizden korkuyorlar. Saldırılarının tek nedeni de budur değerli arkadaşlar. O halde yılmayacağız. Geri adım asla atmayacağız. Direnişimizden asla taviz vermeyeceğiz. Halklarımız şunu bilsin ki HDP var olduğu sürece kimse size diz çöktürtemeyecek. HDP var olduğu sürece bu ülkede özgürlük türküleri asla susmayacak. İsyan ateşi asla sönmeyecek. HDP var olduğu sürece 7'den 70'e hiç kimse kendisini yalnız hissetmemelidir. Her ezilenin, mağdurun, mazlumun, haklının, isyan edenin, direnenin sesi olmak bizim temel önceliğimizdir. Halklarımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Bu sesi hiç kimse kesemeyecek. Parlamentoda, yerel yönetimlerde, sokakta, meydanlarda, yaşamın her alanında HDP var olmaya, umut ve cesaret kaynağı olmaya devam edecektir. Partimizin 6. yaşında, 6 yıldır bizleri yenemediler. 60 yıl geçse de yenemeyecekler. Bu inancı bitiremeyecekler. Çünkü bir gider bin geliriz. Çünkü umudun adresiyiz değerli arkadaşlar. Son olarak yanlış bir bilgiyi düzelterek bitirmek istiyorum. Dün İçişleri Komisyonu'nda
trafik kanunu görüşmeleri sırasında komisyon üyelerimiz korucularla ilgili sunulan bir önergeye karşı çıkmıştır. Bu durum HDP emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önergeye karşı çıktı diye kamuoyuna yanlış yansıtılmaktadır. Bizim karşı çıktığımız koruculuk mevzuatıdır değerli arkadaşlar. Yoksa emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi gelmesi halinde destekleyeceğimizi buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Gerçi biraz önce AKP Genel Başkanı buna dair erken yaşta emekliliğe dair bir teklif getirmeyeceklerini, böyle bir hakkın olmadığını ifade etti. Ama biz erken yaşta emekli olmak isteyen arkadaşlarımızın, insanlarımızın, dostlarımızın arkasında olduğumuzu buradan bir kez daha ifade ediyor. Hepinize geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyor. Yolunuz ve yolumuz açık olsun diyor. Hızır hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, dostla kalın, sevgiyle kalın.